Ha soruyu sormadın. Soru sormuyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim çok lazım. değişik bir Merve şey bitmiş böyle. Soru. Evet. Hadi. <laughs> çok net söylüyorum. Bu Bunu şimdi anlatacağımız şey programın sonunda söylüyoruz. Ama siz bunu Bravo. başa da koyun. Bravo. Çünkü buraya kadar izlemeyenler de olabilir. Lütfen. Mantıken. Diyoruz ki bu hafta size soru sormayacağız. Ben balayına gideceğim. Balayına gideceğim için burada olmayacağım bir hafta var. O haftayı da soru cevapla geçelim dedik. Bir hafta mı? İki hafta. Burada olmayacağım bir hafta var Caner. <laughs> o haftayı da soru cevapla geçelim dedik. Bize istediğiniz her şeyi sorun. Ne <laughs> böyle bir açık çek. En sevdiğin hayvan, ilk gittiğin film, ne bileyim, işte hiç hırsızlık yaptın mı? Çok tehlikeli bir açık çek verdin. Yani. Her şeyi Her soralım. şeyi sorabilirsiniz. Evet. Ben kendi adıma her şeyi dürüstçe cevaplayacağımı söylüyorum. Bu söyleyemez. <gülüyor> <gülüyor> açık çek. Bu söyleyemez. Bütün e, şeylere de gelebilirsiniz. Özel yaşam, travmalar. Girin. Eee ne Hesabını işte. veremeyeceğim hiçbir eylemim yok bu hayatta. <laughs> Olabilir. <da> <laughs> Var gibi sanki ama böyle söylemek daha iyi geldi. Yarının Dünyası Paribu sunar. Kökretiz Club'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, <laughs> İçimden <laughs> geldi seyirciye. Çok iyi. Bir, benim de böyle bir şey oldum. Ben bile hoş gelmiş hissettim. Aynen teşekkür ederim. Çok iyidir. Çok severim programımızda. Yani ne izlediysek, ne okuduysak, ne gördüysek, ne tattıysak, ne dinlediysek burada e, tavsiye ettiğimiz veya etmediğimiz programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Erkan Yolaç gibi şey yapmayı çok istemiştim. Evet, hayır yarışmasına başlıyoruz <laughs> Yapalım mı lan bir evet hayır? Abi çok güzeldi ya. Sever miydin? Ulan şu anda da ben senin moduna girdim. Erkan abi, Oldu. Erkan hocayı kaybettik mi kaybetmedik mi emin değilim. Ben <laughs> Sen onu sürekli kaybettim. birilerini öldürüyorsun ya da <laughs> şey yapıyorsun ya. Dur şimdi buraya şey yapmayalım. Neyse evet. E, yapalım mı bu arada? Oradan gelelim. Sever misin? Evet hayır mı? Evet dedim. <laughs> Bravo. Siz neydi İzmir Marşı'yla gidiyoruz? Şeyle gidiyorduk. Neydi ya? Çocuk, çocukluğumuzun en ee, meşhur şeylerinden beri. İzmir Marşı'yla uğurluyoruz. İzmir Marşı'yla uğurluyoruz. Ne, ne marşıyla geliyordu? Onun Neyse. marşıyla mı geliyordu? Öyle bir şey değil. Değil. Neyse. O zaman Neyse. diyelim ki Onur Erdem nasılsın? Gene bir seyahate gidiyorsun. Her hafta bunu söyleyeceğim. Haftaya konuşsak mı bunu? Olur haftaya konuşalım. Evet. Peki bu hafta senin için nasıl geçti? Önce Çok bir güzel geleyim. geçti haftam. Güzel geçti mi? Genel sakin? olarak güzel geçti. Sakin bir haftaydı. Sorunsuz bir haftaydı. Ay i̇nşallah bozulmaz. Düşünüyorum. Emin misin? sorunsuz? Oğuz yeni hayat arıyor. Ee, cevap ver. Yemek gurmesi büyük. Oğuzcuğum Caner'le programdayız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Bilmek... Hemen bir mekan, Son bir, mekan bir mekan tavsiye et. Bir tane mekan tavsiye et. Bir tane mekan tavsiye et. Mekan tavsiye et İstanbul'da. Son dönemden tane. hoşlandığın, beğendiğin bir mekan kuş gözü lahmacun Levent Çarşı içerisinde. Aa güzel lahmacun tavsiye, tavsiye etti. Tamam teşekkür ederim Süper. yiyeceğim. Tamam, Öpüyorum. Nefis oldu. Hadi <laughs> be. Sağ olsun. ol hadi Sağ ol canım. Bu programın hizmetleri bitmiyor Gelmiyor. halkına. kuş gözü lahmacun. Antep usulü lahmacun. Antep miydi? Halep mi dedi? Ee, onu duyamadım. Ayı gibi bağırdım. Çünkü Önemli önce. bir lahmacun. E, evet, yani şimdi... Bu lahmacunun önünde eminim <laughs> biz bu programı yayınladık Cuma. Tabii tabii. Cuma sıra olacak. Olabilir. Abi bizim Tütücü Mehmet Efendi'de bir tane ee, alelade benim de arada gittiğim ama çok iyi lahmacun yapan bir yer var böyle Antep şeyi sofrası gibi. Adını unuttum şu Küçük sokak dükkan. Köşede abi geçen birisi TikTok'ta tavsiye etmiş böyle e, hani yani işte o tarz, tadıp tadıp bir yerlerde tavsiye eden insanlar gibi. Ondan sonra abi önünde arabalar geliyor trafik oluyor sürekli. Bu arabalar oraya park ediyor falan. Acayip böyle bir şeyin içine girdi. Hiç girmeyeyim. böyle bir etkimiz olmadı insanlar üzerinde. <laughs> evet yani bu döngü meselesi beni bir şey yapıyor. Bunun içinde oturup kendimizi düşünelim tartalım. Neden acaba böyle bir Ben yemek influencerı mı olsam ya? Ee, yapabilirsin bence. Bence de yapabilirim. Yani... Ben yemek influencer olacağım. Onur'un en önemli şartlarından biri hiç şey sevmez. Kişniş sevmez. Kişniş. Şey, Yemekleri kişniş edelim. koymayın Onur Erdem Sana ağırlayacaksınız. Sen yemek yapıyorsunuz. Evet. Sabun koyuyorsunuz yemeğe, sabun konur mu yemeğe ya? Yani? <laughs> sabun. Sabun abi, sabun, kişniş sabun. Peki, dönüyorum e, gerçeğimize, programımıza, He. özüne, omurgasına. Hocam, Hacı Şakir, izledim? bir dakika. Ne, sabun mu tavsiye sabun edeceğim? Sabun tavsiye edeceğim. Hacı Şakir, e, inanılmaz, lavantalısı, beyaz kalıp sabun, lavantalı Hacı Şakir. Best of the best. E, bu programda hiç beklemediğim tavsiye <laughs> <laughs> Aynen. Evet, ne evet, izledik? Ne izledin hocam bu hafta? Bayağı yoğun izledin biliyorum. Ha, hadi gel birazcık dün konuşalım. <laughs> düğün. Düğün. <anlayamazsın>. Düğün. <laughs> evet, e, pazar akşamı biz Gittim. normalde... Dur, Arkadaşlar, bekle. Akasya AVM'de... Bekle dur, dur. Sweetbox'ta oturdum. Nasıl yani? 10 lira fark veriyorsunuz ikilişi biliyorsanız. Biliyorum, yer buldum tabii. İkili bileyim, koltukta yani. oturdum. Biz, biz tabii ilk haftalarına gittiğimiz için yer bulunmuyordu. Öyle Sweetbox'lar, boxlar doluydu. Ama neresi? Akasya Paribu Cineverse. Bravo, Cinemaya IMAX'de izledim. De izledim. Bravo hocam. IMAX inanılmaz bir şey. Paribu katkıları yazdığımız bu programda... Paribon'un Akasya'da sponsorunu yaptığı Sinemayı tavsiye ediyoruz. Gerçekten nefis bir deneyim. Sen bunu Çok nasıl Çok samimiyetle söylüyorum. Pazar akşamı buluşacaktık. Ama Pazar değil, pazartesi buluşacaktık. Pardon, özür dilerim. Pazar akşamı buluşacaktık. Şikayet etmek söylemiyorum. Bana dedi ki, e, Akasya'da bana sefer görev emri verdi. Elif bana emir verdi. <laughs> mi? Elif bana AVM emri verdi. Ben de tamamması gerekenler varmış. Ben de sana o arada kar... ben de bir koşturmanın içindeydim. Pars'ı okuldan alacağım Bilmem ne akşamüstü. Ee, sana şey yazamadım. Aa, orada gitmişken düğün ikiye de git diyecektim. ki sen zaten Gittim. gitmişsin. Deneyimin Gittim. nasıldı? Konuşalım. Çok bir film. Değil mi? Çok iyi film. Çok iyi film. Seni bekliyordum çünkü konuşmak için iyi oldu. Evet. evet. Zaten biri de sevmiştim. İki daha bir güzel. İki daha bir sevdim. Bir böyle e, onun şeyi prologu gibi. Yani böyle sanki. giriyorsun. Açılışı böyle. Evet heh, vermiş. Uzun bir açılış. Bir tek. <laughs> şimdi bütün o şeyi hmm. üç filme sığdıracaklar ya. Şimdi. Evet. Şimdi aslında şey, bu ilk kitabın sonu. Mesai'ye gelecek işte. dün evet, mesai. Yani. gelecek. Ondan Mesih. sonra bitiyor yani. diyebiliyorum. Sinema yazarları alt okumalarını yapsınlar. Beni hiç onları ilgilendirmiyor. Genel olarak zaten şöyle bir temsiller var ya. Aslında o baharatı koyabileceğin başka şeyler var. Harkonenleri eşleyebileceğin başka kesimler var. Hı. Hayatta ya da işte ülkeler gibi gibi koyabileceğin bir dünya var. Aslında koyduğu... Çizdiği dünyanın şey gibi yani e, hayvan çiftliği gibi. Aslında o hayvan çiftliğinde bambaşka bir şey anlatırken bir şeyleri temsil ediyor tabii ya. O tabii tabii işte metaforlar, e, müzakmeler, eşleşmeler aynen. Ama mesela sence Fremenler ben özelinde mi? bir soru soracağım sana. Buyur hocam. Madem bu atağı yapabiliyordunuz. Atak dediğin şey. Sonuncu. Cihat. Film sonu. <laughs> Filmin sondaki bu. Cihat başlangıcı. Yani <laughs> Timothee Chalamet'e mi ihtiyacınız vardı ya? İşte zaten şey hikayesi o hocam. Ha sen aktör olarak mı söylüyorsun? Hayır. <laughs> ben şunu diyorum. Madem bu potansiyel var. Evet. Birbirinizi inandırıp bu topa niye girmediniz ya daha önceden? İşte abi birleştirici bir lider kültür. Yani hem İmparator ya. orada hem Harkonnenler orada alayını yıktınız. E, Harkonnenleri de yıkardınız bence. Başına, değil mi? Evet. Koy tabii. Bunu evet. spoiler olarak koy. Ya şimdi Frank çok kızıyorlar. Özür dilerim. Frank Herbert hoca zamanında yazarken ya Dune kitap çıktığında da böyle tartışılan konulardan bir tanesi Tek sorun bu yani. Yani işte aslında hoca orada e, bu Niye Fremenler biri olamadı? Son dönemde edebiyat veya film eleştirilerinde de gerçekmiş gibi bir eleştiri oluyor ya. Sandalen bahsetmiyorum. Yani işte evet. ne bileyim bir taciz şeyini anlatıyor. Aa bu tacizi öneriyor. Hayır aslında orada taciz eleştirisi yapıyor ya bunu anlatarak. Yani e, burada da Frank Herbert'ın ilk yazdığı hani ırkçılıkla veya işte belli basma kalıp şeylerle suçlandığına dair zaten Tanju o yazısında da çok güzel detay anlatıyor. Çünkü Tanju kitaplarını da okumuş. Tanju Hı -hı. Hatta bundan sonra ne olacağını kitap olarak biliyor ama... Onu ben de okudum. Ne olacağını ben de biliyorum. Filmin uyarlanışında mesela Denis Villeneuve e, şey yapmış yani bazı detayları atmış. Çünkü zaten uyarlanması en zor eserlerden biri olması sebebi çok detaylı yazılmış olması. Bir de sinemaya evet. çektiğinde bazı karakter özellikleri ataman gerekiyor. Bir şeyleri evet. bozman gerekiyor minik evet. minik. Ya öyle O yüzden de o filmde e, hoca değiştirirken bunu biraz daha kütleştirmiş olabilir ama zaten bu kahraman yani daha doğrusu ya Matochelemen'in kahramanı şeye dönüşüyor abi. Yani şimdi spoiler, spoiler üstü olmasın da Ver. daha anti kahramanı aslında olduğu şeyden memnun olmayarak istemiyor ya aslında ilk başta. Abi zaten filmin evet. içindeki o evet. dönüşümün farkında evet. değil misin mesela? Hani yani o neydi o şeyi kehaneti gerçekliğine inanmıyor ya da olmasını istiyor ya çünkü evet. rüyalarını görüyor bir sürü insan ölecek işte. Zaten kitaptan anlatıyor kaç milyar insan ölüyor bu cihat tırnak içinde şeyle beraber ayaklanmayla diyeyim insanların. Benim soruma hala cevap alamadım. Ee, ama dünya tarihi bununla dolu şimdi. Ben Frank şunu soruyorum. niye bir olamadı ya? Şu, bunu anlatmanın sebebi şu. Frank Herbert sonuçta veya geçmişten Yüzüklerin Efendisi, işte Game of Thrones bu yazarlar da sonuçta dünyadaki geçmiş mitolojiden de gelen de olmak üzere e, yaşanmışlıklar üzerinden bir şey kuruyorlar. Senin dediğin o işte eşliyorlar, metaforluyorlar. Burada da Frank Robert sonuçta dinler tarihine etkilenmemiş olması imkan yok. Ya oğlum sorun yani. sorun bununla hiçbir alakası yok. Ama işte dinde ya. de öyle ya hikaye. Hep bir e, peygamber, hep bir Allah'ın elçisi üzerinden geliyor ya. E, sonuçta burada da adam tam, yani onu bir lider kültü, şey yani gerekecek bir şey ihtiyacı var. Et, şey de öyle ya e, burada Javier Bardem'in karakteri evet. çok iyi değil mi? O değişiyor. Çok adam çok karizma geliyor ilk filmde falan. Sonra bir anda sürekli ya onu çok karikatürleştirmişler. İşte sonra. ama orada biraz bunun da etkisi var işte. Yani Din ve o şey meselesi devreye girdiğinde inanç meselesi aslında nasıl bir farklılaştığını gösteriyor kişilik olarak. Yani Olabilir. o lider kült işte bizi kurtaracak. Ama kitapta Stilgar böyle değilmiş. Değil miymiş? Kitapta böyle değilmiş. Alakim. Kitapta daha sert ve daha net bir karaktermiş. Burada birazcık fazla karikatürleştirilmiş gibi bir eleştiri okudum. Yani. Bir şey diyemem. Zorluk yaşanan her yerde herkes bir kurtarıcı bekliyor. Doğru. E dünyada şu an bile hala... Dünyanın birçok yerinde bu şey ise, zorlaşan hayatın artması ve onun üzerine insanların kurtarıcı beklemesi. Acayip bir... insanın galiba şeyinde var, içinde var. O yüzden yazarlar da bunu irdeliyor gibi hissediyorum. Filmde şöyle bir şey vardı. Ee, Biz de alt okuma e yapmayalım dedik, alt okuma oldu. Gibi, evet. Yani Tam da değil de... Beceremedik ama işte evet. öyle kendimiz... Şöyle bir bölüm vardı filmde. Evet. Ee, belli bir eksiklikleri olan, hani zaten <laughs> atıyorum yoksulluk ve açlığını atıyorum. Savaş kaybetmişler, gezegenlerini kaybetmişler aslında gibi hmm. gibi. Yani herhangi bir şeyde insanlara zaten böyle bir motivasyon olmadı tutunacak bir şey vermek gerekiyor. Çünkü bütün o kayı, kaybın ortasında. Evet. Tutunacak bir şeyleri olmadığı noktada devam edebilme içgüdüsüne de kolay kolay evet. sahip olamıyorsun. Umut oluyor işte evet. o figür, o kişi. Bir de silahlar falan da geliyor ya o atom bombaları Atomlar falan. geldi Ar evet. İşte o da enteresan Aynen. hikaye. Bilmiyorum. Bence gene Fremenler birleşebilirmiş. Şimdi Frank Hoca'nın yazdığı... Ve Fremenler de çok dağınık kalmışlar. Kuzey, Güney falan e işte çok karışmış. Bir de inançlılar var, inançsızlar var. Evet. İşte şey var. Denler... bir araya gelin Fremenler. Koyu inançlılar diyeyim lan. Koyu dinlerler var falan. Evet. Şey nasıl ama o sahne çok iyi değil mi? Spoiler vereceğim de. Kadın mağarada e, şeyi alışı, solucan, daha yavru solucanı alıp... Çok güzel o ya. acayip sahne değil mi? İçinden şey, o şeyi çekişi. O mavi sıvıyı. Üf. Acayip sahne o. Küçük solucanı sevdim ben. <laughs> Ya yani büyümezse <laughs> evde beslenir o. Geçen bir tane eee e, yor... kumuna atarım onu. Michelin yıldızlı şefe filmin içinden yorum sormuşlar. Öyle demiş ki o solucanlardan çok iyi yemek Aklıma olmuş. şu geldi Sen bu arada. Sen şey hiç düşündün mü? Onu düşünmedim de <laughs> kabuklu çok. Evet. Ee, aklıma evet. şey geldi. Kedinin kumuna atarsan hı. temizler de küçük solucan, solucan. mı? Evet. Ha. Zihnim böyle manasız bir çalışmaya gitti. Hortumlar diyorsun. Evet. Şeyi söyleyeceğim sana. Solucanların mesela Filmdeki rolü çok iyi değil mi? Yani o bir anda korkutucu şeyden e, araca dönüşüyor falan. Evet. Ben sadece İnanılmaz filmle alakalı o. en büyük sorumu sorabilir miyim? Yok. E kutsal indiniz. varlıklar bu arada bir yandan da. Hadi bindiniz. Bir kişinin de Solucan'dan indiğini görmedim abi filmde. Nasıl iniyorlar? Nasıl indiniz yani, abi? Solucan onu yemeden diyorsun. Ama Solucan'ın galiba şeyi oluyor. Onu hükmettiği anda e, hani atı da evcilleştirirsin ya. Oğlum Erenköy, Bostancı, Dolmuş gibi bir yerde mi duruyor bunlar? Yani? Ben yani, o, nerede durdukları. Nerede, gibi. nerede iniyorsunuz mesela? Nasıl iniyorsunuz? Filmde hiç bu yok. Vallahi. Bu arada yani bu Deniz Nihal şeyi söylemiş. Baharat da solucanların kumdaki hareketi sayesinde oluyormuş. O da çok güzel hikaye. Kitapta öyle anlatılıyormuş. Onu yani biliyorum. aslında bu o kadar kutsal ki işte e, o, tabii o yüzden yemiyorlar. Deniz Nihal ben. da şey söylemiş. O atlama sahnesi, yani binme sahnesini ha. çok uzun süre, üç ay falan böyle tasarlamışlar, çekmişler Şeyin falan filan. E, Timotel'in bir Çok iyi sahne o ya. Evet. Ama tekrar da. soruyorum. Nasıl indiriyor Solucan'ı? Güzel soru. Belki de bir sonraki filmde şey ettirebilirler mi? Olabilir. Böyle kenara çekiyor. <laughs> Dolmuş durağa giriyor. <Dolmuş durağı gülüyor> Solucan <gibi>. durağı. <laughs> ya da Solucan mı karar veriyor? Nerede indireceğini. O da bir seçenek. Vallahi şey nasıl ama. Kötü rol oynayan Austin Butler. Ben biraz şey bahsetmiştim ya. Çok iyi. Çok iyi değil mi çocuk? Çok iyi çocuk. O dövüş Filmin açılış ve finiş sahneleri şu değil mi? Kapanış sahneleri. Açılışta ne vardı ya? Filmde? Açılışta o ilk askerler şeyler geliyor. Harkonenler şeylerden yine hava araçlarından. Ha, Oradaki tamam. o e, ya yani o gerilimli sahne. Ama Labar'ın sahneyle... kaçtığı sahne çok hoşuma gitti benim. Çok iyi. Karşıdan görüp çok iyi. Bütün herkesi öldürürken bütün adamları indiği yerde tekrardan geriye doğru. Çok ya. Filmle alakalı değil de genelde... Diye... Rebecca e, hanımını nasıl buldunuz? Rebecca Ferguson hanımı. Rebecca hanımı dönüşümünü... alakalı da çok salak bir sorun var. Dövmeler ne ara yapıldı? Ya bu nasıl bir soru. <laughs> Sürekli mantık arıyor dünkü de. Solucanlar uçuyor <laughs> ya kendi hayır yaşam suyu aldıktan sonra kendinden mi çıkıyordu ama? E i̇şte orada ablalar yapıyordun onu. He. ha. Kınalı mınalı şey. Tato piercing. <gülüyor> 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 Fremen tato piercing. <laughs> ya şunu izleyenler diyecek bu geri bak. Ya de. Özel pardon bana diyecekler. Geri bak nasıl konuşuyor filmi diye. Çok haklısınız. Hiçbir <laughs> şey diyemiyorum. Peki konuşalım. Filmle alakalı ya. değil de genel bir eleştirim var ya. Buyur. Şöyle, Sweet Box'ın izlerken neler düşünüyorsun? Sweet izlerken <laughs> değil abi. Sinemadan çıktığımda şöyle bir his geldi bana. <laughs> evet. Bu Yusuf Atılgan'ın şeyde Aylak Adam'la sinemadan çıkmış insan tasviri var ya, ya evet. hani mutludur. Sinemadan çıkmış insanı şey diye böyle bambaşka bir gerçekliğe, bambaşka bir dünyaya görmüş. O dünyadan çıkmış, gerçek dünyaya geçene kadar ki o Araf'ta aslında onun mutluluğunu yaşayan ee, ve başka bir gerçekliğin keyfini süren bir insan olarak anlatır ya. Bence biz sinemadan artık böyle çıkmıyoruz. Hmm. Çünkü o dönemin insanı, bunun yazıldığı dönemdeki insan sinemaya gittiğinde bununla alakalı bir fikri yok, şeyle alakalı o kadar hmm. detay bilgisi yok. Çıktıktan sonra hmm. bunun bilmemnesi neydi, şu oyuncu kimdi vesaire diye arayabileceği bir şey yok. İnternet. Yani biz filmin önüne ve sonuna çok fazla mesai Hatta harcamaya sosyal başladık. Meydan, ve başladık. Sosyal medyadan bombalanmaya başladı sosyal medyadan bombalanmaya başladık, filmden çıktıktan sonra herkes önümde telefonla, yani merdivenle inerken. Biri IMDb'deydi, biri eksi sözlükteydi. Biri bilmem hmm. işte çimden izleyeceği yorum videosunu açmış. Bir tane şey yapmış ya. Daha film biterken yazılar çıkarken not atmış şey. Not Aynen. şey diyor. Daha şeyden çıksaydı o metrodan. Metrodan çıkan adam, yarıldı adam gibi Yani çok o iyi. yüzden ben eski film sinemadan <laughs> çıkan insan kalıbının artık tamamen yok olduğuna inanıyorum. Çıktığında bir sokakta yürüyüp ya da bir yere gidip bir oturmayla bir sohbetle bitmesini ben çok severim mesela. Evet. Ya yani, o yüzden öyle seansını öneriyoruz. Yani. Ne izleye devam edeceğiz? Edeceğiz. Ama Paribu desteğini bize sürdürüyor, teşekkür ediyoruz ve bir hatırlatma yapmak isteriz tabii ki. Son dönemlerde hemen herkes kripto para ekosisteminde yaşanan gelişmeleri, ETF onayını ve yaklaşan halvingi konuşurken biz size Paribu Box'tan söz etmek istiyoruz. Paribu Box henüz geliştirme sürecinin erken aşamalarında olan projelere ait kripto varlıkların alım satılabilmesi için oluşturulmuş bir platform. Yes. Neden Paribu Box var diye soruyor olabilirsiniz. Sordum mu? Neden Paribubaks var? Bravo. Hemen yanıtlayalım. Paribu'nun kripto para listeleme kriterleri 18 ana 56 alt kategori ayrılmakta. Bunlara bağlı olarak bir projenin geliştirme kalitesi ve sürekliliği, topluluğu için erişilebilirliği, projenin bir soruna çözüm üretme hedefi taşıması, piyasa derinliği, güvenlik değerlendirmesi, ekonomisi, gelişim karnesi ve daha çok pek çok özelliği incelenir. Çok detaylı incelemeler. Evet. Bu noktada Paribu kullanıcılarına bazı erken dönem projelerine ait kripto varlıkları alıp satma imkanı sağlayacak yeni bir pazar olarak Box sekmesini açmıştır. O kadar. Paribu Box hakkında detaylı bilgi almak ve hemen işlem yapmak için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Şey açısından güzel, Box Office, Paribu Box gene bir kültür sinema göndermesi de var diye ben yorumladım, okumladım. Nasıl? Bravo bu? hocam. Umarım Paribu yönetimi bundan rahatsız olmaz. <laughs> Sizin adınıza <laughs> konuştuk kusura bakmayın. <laughs> Arkanızdan konuşmuş gibi evet. olduk. Peki e, başka niyet, ne izlediniz? Niyet biçtik size. Düğün iki e, böyle bir özel program ayırmamız lazım. Belki ara ara gene evet. sataşırız, gireriz. Ama başka izlediklerim de var, ziyan olsun istemiyorum. E, neye i̇ki tane istersen. çok güzel film önereceğim Evet, dinliyorum. Üç tane hatta. Ya biri The Judge, <laughs> 2014 yapımı. Yargıç. Güzel film evet. Dün İnanılmaz evet. bir kadro var filmde. Robert Downey Jr. Robert Duvall. Billy Bob Thornton. Evet. Ee, Jeremy Strong. Evet, James Strong da var şey Succession'da. Succession yani. Ken. Ee, Vera Farmiga çok o dönemin acayip böyle evet. e, değeri bilinen kadın oyuncularından biri. Bir İyi bir film, film, film Olduğunu yani. söyleyebilirim. Ya yani birazcık Manchester by the Sea gibi hı hı. bir havası var filmin. Şöyle bir yani şöyle Robert Duvall bir tane banyoda bir yargıç 40 30 küsur yıldır yargıçlık yapıyor. İşte bütün o Indiana eyaletinde bir yerde ve oranın artık hani şeyi olmuş. <laughs> yani hakimi. Evet yani. Hı -hı. Ee, oğlu da sonradan filmi izledikçe geriye dönük olarak görmeye başlıyoruz. Robert Downey <laughs> Jr. Robert Downey Jr. da e... Chicago'da. Chicago, Chicago'da ve şey yani çok çalışıyor. iyi bir avukat, çok ha. ünlü bir avukat olmuş. An babayla aileden tamamen kopmuş. Ee, geldiği yeri tamamen reddediyor, oradan utanıyor ve oradan kaçmış. Baba ultra ee, Evet, annenin <laughs> vefatıyla beraber şehre dönüyor. Şehre döndüğünde de babanın başına bir şey geliyor ve baba y'ı korumak için orada kalıyor ve aslında o ailenin yani daha önce dağılmış bir ailenin tekrar bir araya gelişi, kardeşlerin birbirle hesaplaşması, eee babayla oğlunun aslında bütün o süreci baştan yaşaması üzerine daha sonra işte babanın başına gelen şeyden ötürü karşıda Billy Bob Thornton savcı rolünde. Yani aslında bir... o da başka bir sebepten eee Robert Downey'nin avukatı avukat olduğu Başka bir kezden bir kini var ona. yasa yani bir crime trailer gibi ama bir yandan disoriented family anlatıyor. Evet. Yani yönü. yönü evet. Parçalanmış yani, bir aileyi bir suç family. unsuru üzerinden evet. ee, tekrar bir araya, bir araya getiriyor evet. ve yani. Güzel sert film bir film. Gözden kaçan da filmdir ha o dönemde evet, böyle. Sert bir film evet. ama öneriyorum yani direkt öneriyorum. Öyle abi şu gurme niş öneri yani. Yani derken güzel niş öneri. Senden tebrik de gelmezdi böyle falan. Tebrik Yok ederim. Yok uzan da bir işte. Yolun <laughs> falan diyeceksin gibi. <laughs> yani şaka olarak söylüyorum. Denk soruyorum. geldi ya. Ay senle ilgili çeşitli kanılar var. Yargıyı açacaktım. Ya. Ya. <laughs> <laughs> Yargıç diret. Yanlış basmışım. Canç <laughs> diret. Ha yargıyı. Yani Herhalde dedim oradan bir şey. Pınar bir Deniz yerine Robert Downey Jr. Yanlışlıkla çıktı izlemiş bulunduk. Ha Vera Farmiga da yalnız. Aynen çok iyidir. Bir de bir film daha önerim. Reversal Torch'un hmm, e, talihin bak, bu da çok niş güzel. dönüşü gibi. E, 90 yapımı, 91 yılında Jeremy Irons'a en iyi erkek oyuncu Oscar'ını aldıran bir film. Filmin konusu şu, çok zengin bir e, kadın var, işte Glenn Close. Glenn Close da evli. E, Jeremy adı? Jeremy Irons. Klaus, Klaus von Klaus von neyini. Buren Bayağı oldu izleyelim de Buren, Buren ha, öyle, öyle bir şey. isimleri var. Şey Asilzade ismi gibi. Ee, kadın <laughs> bir bir şey geliyor başına ve bit hayata geçiyor. Beyin ölümü gerçekleşiyor, yaşıyor ama şey ondan iki yıl önce de bir kez daha olmuş bu ama ondan kurtulmuş. Ee, niye? diyorlar <laughs> ki Jeremy Irons insülin iğnesiyle kadına insülin vererek aslında o yaptı bunu ve <laughs> herif hüküm giyiyor. <laughs> Adam temize gitmek için e, Dershowitz'le işte bir avukatla anlaşıyor. Bütün bu süreci beraber bir konuşalım diye. Abi nihayetinde film adamın ekibiyle falan bütün o şeyler, bütün o yargılama sürecini veya bütün o mahkeme sürecini, temiz sürecini izliyoruz. Bütün o konuya dair geriye dönük okumaları izliyoruz. İki huk hukuk, ve mahkeme ha. ve şey filmi üst üste izlemişsin. Evet. Güzel. Ve orada da şöyle bir durum var. Ee, filmin sonunda Dershowitz'in söylediği bir bölüm var. Ee, spoiler uyarısı girelim. İzlemeyecek varsa dinleyebilir. Dönüp kapatırken filmi şunu diyor adama. işte konu çözülüyor artık. Kibir en sevdiğim. Gibi Sen yok. diyor e, şeyde aklandın. Evet mahkeme tarafından aklandın. Hmm. Ama senin kendi vicdanın kendine baş başa bırakıyorum gibi bir şey hmm. söylüyor. Yani Güzel. film kimin yaptığını, kimin suçlu olduğunu, olayın nasıl gerçekleştiğini havada bırakıyor. Daha iyi. Böyle filmleri ben çok seviyorum. Evet ama e, bir yönlendirme de var bir taraftan. Yani, hafif böyle patika şey... Pistin ya, Bir yol açmış, evet, hani gidersen açıyor. gidersin oradan yani. gibi bir durum var ama güzel. çok güzel bir film izledim yani. Çok sevdim. Peki, bir tane de ben hadi şey gireyim. Ee, bir film. Ee, ne zamandır gelince merak ediyordum çünkü 80'lerin sonunda benim için böyle çocukluğumda acayip böyle bir o dönem kült olmuş bir film Road House. Patrick Schweizer'i bir de hastaydık yani. Onun yani. yenisi geldi. ha Onun yeniden... Onu izlemedin izlemedim ya. Amazon Prime bir de evet. yapımcısı direkt onlar hani yayınladılar ee, ondan sonra. İşte Jack Gyllenhaal oynuyor Patrick Schweizer'in rolünü ama yeniden çevirme şey, ama aynı hikaye değil. Yani. Bir dövüşçünün bir Aha. bar fedaisine. Şimdi Patrick Schweizer'de ha. biliyorsun şeydi o filmde. O filmde bu arada Amazon Prime'de yayında. Ben hatta şey yaptım zaten. Yeni izledim eski bir daha izledim. eski izledim. Bir daha Üstüne çok tatlı gidiyor o film aslında tam böyle guilty pleasure filmi. Çünkü o dönemin işte böyle hafif bar şey, maçoluk ama bir yandan tam o dönemin ruhunu da anlatıyor. Şey gibi Tom Cruise cocktail gibi. Ha bravo aynen. Tam o dönem filmi zaten. i̇şte Patrick Schweizer'ın ondan önce şeyi vardır meşhur. Onu da tavsiye ederim. Onunla ünlenmişti diye hatırlıyorum. Francis Ford Coppola'nın yönettiği Outsiders diye film vardır işte. Matt Dillon var. C. Thomas Howell var. O dönem bütün böyle Emilio Estevez şey genç yetenekli oyuncular oynuyor. Patrick, Patrick Ghost sonra geliyor sonra şeyden. sonra ondan sonra. Bu şeyden, eee neydi o? Roadhouse'tan sonra çekti. O da çok çekti. iyi film bu arada ya. Önemli olan Ghost. Yani. İnanılmaz bir film. Bu arada Patrick Swayze o dönem çektiği bir 6-7 film var üst üste. Acayip filmler abi. Hepsi zaten box office kırıyor falan yani işte. Patrick Swayze bu arada Patrick Berger'e benziyor bence. Benziyor. Rahmetli bu arada biliyorsun hani pankreas kanserinden kaybetmiştik ee, sinema dünyası 2000'lerin sonunda. Zaten ona da ithaf ediliyor bu yeniden çevirim ee, ve ama işte orada mesela Dalton karakterini oynuyor işte Dalton karakteri New York'ta bir kulübün zaten şeyi güvenliğinden sorumlu falan fedai müdürü diyeyim yani baş fedai sonra ama e, bunu bir şeyde e, Missouri'de bir adam bar işleten birisi diyor ki benim gelip yardım edinmen lazım çok felaket durumda barımız diyor İyi para teklif ediyor gidiyor senin dediğin bu şeyde yeniden yani çevrimde UFC dövüşçüsü figürü yapmışlar yani evet. günümüzü ayarlamışlar farklı evet. bir şey yapmışlar. Jack Gyllenhaal e, hani çok... Evet gibi. yani bir sıkıntılı dövüş sonrası uzak kalmak zorunda kalıyor. Tam spoiler vermeyeyim. Ve e, bir şey yapıyor hatta o anki film şeyle başlıyor. Adam mesela yeraltı dövüşlerine gidiyor. <laughs> hatta gittiği dövüşteki herkesi demen bir tane adam var. Onda Post Malone müzisyen oynuyor. Bütün vücudu dövmeli var ya. Ondan sonra gidiyor. E, şöyle şey kapşonlu gidiyor. Çıkardığında herkes korkuyor. Kimse dövüşmek istemiyor. Parayı o alıyor. Çünkü en son paranın son haddinde geldiğinde gidiyor. Böyle para kazanıyor mesela. Böyle kendini bir meslek geliştirmiş. Eee yer altı dövüşlerine gidip ya aslında Tehdit, kimse, herkes korkuyor adamdan. İnanılmaz gaz korkuyor. gaz de şey e, kibar soyguncu mu diyelim? Kibar soyguncu. Öyle bir şey diyebiliriz. Para mesela. mı verin diyor. Aynen. Neyse alıyor. Ondan sonra bir hanımefendi var, kadın var. Florida Keys bu. Miami'den şeye doğru Key West'e doğru giden adalar serisi. Hatta bu e, şeyin bir filmi vardır. Arnold Schwarzenegger'in e, o yoldan bir tanesine her Harriet uçakla iner. E, biliyor musun o film? True Lies diye film vardır. E İyi bir aksiyon filmi. Şey de oynar ondan da. E, Jamie Lee Curtis falan. Oraya indin nereden kaldı oğlum senin hakkında? Yani işte. Ha. E, hatta ben sırf o filmdeki yola gitmek için biz zamanında Gülşah'la Miami'ye gittiğimizde o yolu bayağı araba sürmüştük. Ta ki West'e doğru. Bayağı gidiyorsun çünkü. Neyse orada o yol... Akıl <laughs> orada Glass Key diye bir ada var. O yolun üzerinde yolun birleştirdiği. Orada bir e, beach barı var işte. Adı da Roadhouse. Ondan sonra orada gel benim sorunlarım var diyor. Bizim kulübü sürekli birileri basıyor, şiddet, middet, terör. Ee, gel hallet diyor, ona bir para teklif ediyor. O da at, otobüsü atlayıp gidiyor. Ondan sonra... Sonra başına gelenler. Sonra başına gelenler. Biraz uzun anlattım ama... yok Abi iyi aksiyon ama bence bu kadar aslında... irdelenebilecek güzel bir aksiyonken biraz sığ kalmış. Ki yönetmen Doug Lyman, e, ...bu Age of Tomorrow'un işte Born Identity serisini falan yönetmedi. Ben yani şeyi bence. sevmiyorum i̇yi bir açık konuşayım burada açık açıklayayım. Jack ama Jack Gyllenhaal biraz bence... Bu rol için tam... ya Vücut acayip bu arada inanılmaz vücut yapmış. Jack Gyllenhaal'ı sevmiyorum. Ha gene olarak sevmiyorsun. Gene olarak sevmiyorum. Bence bu role biraz daha kirli bir yüz lazımmış. Evet, yani fazla yani temiz baby face yani, yani gelmiş. Herkesin kontrolü gelmiş. UFC dövüşsüz olabilecek karakter o mu? Evet. Mesela Patrick Schweitzer'ın şöyle bir duruşu falan var. Acayip karizma yani. Ama abim Jack Hoca şeydi. da o karizma maalesef. Mesela Hugh Jackman olsa inanılmaz gidermiş. Maggie'yi severim. Ha? <laughs> Maggie Gyllenhaal. Evet, onu severim. Abi. Çok da iyi yönetmendir her zaman. Böyle. Bu kadar. O yüzden iki filmi de Amazon Prime'da hocam. Aynen. Tavsiye edeyim. Bir tane daha ödeyeyim. Yani. Buyur. İzlememiştim. İzledim. Ronin. Yani. Ha Ronin. Uf, aksiyon yani, tarihine ilerleyelim. Aynen. Müthiş bir film. Muğazım. Çok güzel bir film. Kadro da acayip. Çok güzel bir soygun filmi Erto. Yani Bize şey gibi övüyoruz. Ronny'i kaçırmayın izlemediyseniz Ronny diye. Çok ünlü film de. Hani Gene dönüp... yazacaksınız altına en sevdiğim grup Radiohead. <gülüyor> <gülüyor> Gene yazacaksınız. Okey. İzlemedik kardeşim zamanında. Ne yapayım? İzlememiştim. Hayır İzlemem. abi. Şu da olabilir. Bazı filmler tekrar tekrar izlenir. Evet. Bizim ih var biliyorsun Emre Atasoy. Ee, ben aynı Şaban'ı 100 kere falan izledim. Ha, sen? Yani o da öyle yapar. Benim 500. kez izler aynı filmi. Ronin de bence hakkı sürekli izlenerek verebilecek film. Çok güzel bir film. Bayağı. Bu kadar. Yönetmeni bu arada John Frankenheimer'ın e, acayip eski iyi filmleri de var. Onları da tavsiye ederim. Mesela French Connection 2'yi çekmiştir. Ha. Bu French Connection 1'i. French Connection'lar nereye geldi ya? French Connection'ları gördüm ben. Mubi de mi? Nereye geldi? Valla mı? Evet. Görmedim. nereye Aa. geldi lan French Connection? I? Hocam acayip. Yapılamıyor. İlkini bu arada William Fredkin çekmiştir. Biliyorsun, İkisi de geldi. Bir yerde var. Exorcist'in yönetmeni. Muazzamdır. İkincisi de John Frankenheimer. O da soygun filmi. Soygun ama müthiş, dallı budaklı, acayip zekice. Hayır adam sürekli soygun film çekiyor acaba onu şey yapmaya? Şeyi seviyor, psikolojik dilemmaları seviyor ha, hoca. Tamam. O işte ekip arasında bir güvensizlik oluşuyor Ronin'de o müthiş evet. müthiş, kime güveneceğini herkes şaşırıyor. Çok çok iyi bu arada kadro. Apple TV'de görünüyor ama. Apple'da var. Orada <laughs> kadroda kadro saysana ya Robert De Niro, Sean Bean hatırlatalım yani acayip bir kadro abi. Şey Jean Reno. Ha Jean Reno falan Ronin'deki kadro. Şey kimdi? Ee... <laughs> ne o? Gregor. Ha, iyi e, herifin adını unuttum. Ben de unuttum adamı. Kadın adamı. da Natasha McElhone'dur. O dönem bir sürü... Dur, söyleyeceğim. Ee, şeyi de söyleyelim. Kadın acayip iyi oynamış bu arada. Tarihin en iyi kovalamaca, yani araçla kovalamaca sahnelerinden biri French Connection'dadır. E, i̇kincisi Müthiş de Ronin'dedir. Diğeri de şey de diyebiliriz, The Bullet'ta diyebiliriz. Ha? E, en son şey, e, kızlı adamın olduğu en son kaza Aa, yaptıkları bayağı. şeyin öncesini diyorsun. 10 dakika falan sürüyor. Müthiş, Nis, Nis'teki galiba. 10 dakika falan sürüyor. Liste çekiyor. Açıyorum şimdi bir Hayır dakika. <laughs> Adamın adı neydi ya? Aktörün? Evet. Ha. Kesin şimdi aa diyeceğiz. Niye bulamadım? Ha. Stellan Skarsgård. Usta işte Harkonnenlerin ha. başında oynuyor. Evet. Düğünü Ha. 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 Evet. ha. Aynen. Peki e, bir tane daha filmim var. Evet. Geçen sene biraz konuşmuştuk. Taylandlı şey filmi. E, yemek, şef. Hangi? Benim Hunger. Benim... Evet, ha, Hangini izledim Seninle konuştuk çünkü biliyorum. Aynen, aynen çok güzel film. Netflix'te? Netflix'te Hunger. Çok güzel film. İzledim, sevdim. Zaten ben mutfaklı yemekli filmleri severim. Kızın böyle salaş bir yeri var ama sonra... Evet kızın salaş bir yeri var. Bir tane pop yıldızı gibi bir tane aş e, şef var. O şefin takımına giriyor. <laughs> ama aslında yani şef manyağın aşırı ünlü. Onun çocuk travmaları ve bugün geldiği noktayı falan izliyoruz. Nihayetinde de kız şefin yanına ayrılıp şefe rakip oluyor ve onların başından geçenler. Güzel. Güzel. Atılır iki saat temiz. Evet. Hayat Avcıları geliyormuş. Aa bir Ghostbusters ya. 29 Hastası Mart'ta izliyoruz. mı? 29 Mart'ta. Bizim bir yayına girdiğimiz gün Ghostbusters sinemalardı. <laughs> Gidin. Peki o zaman son bir şey tavsiyem var. Ver. Senin de var mı başka? Yok. Tamam. Ee, şöyle bir tavsiye vereceğim hocam. <laughs> Mubi'den diyeceğim yine güleceksin ama yapacak bir şey yok. Eee. Biliyorsun şey geliyor, e, oradan da sorumuza pas atacağım. Andrew Scott'ın e, Ripley dizisi geliyor Netflix'e. Gördüm. 3 Nisan galiba. Evet. Hı hı. Merakla bekliyoruz. İki Nisan mı üç Nisan mı Merve? Ha iki Nisan da geliyormuş. E, ve e, hani Ripley karakteri sinema tarihinde önemli bir karakter. Zaten meşhur işte e, Matt Damon'ın oynadığı... Jude Law'un. Jude Law'un da Dickie'yi oynadığı hikaye var. İşte Gwyneth e, Paltrow'la beraber. Müthiş bir bu arada. Ripley. Bir onu tavsiye edelim. O da galiba Netflix'e gelmiş. Yanlış görmediysem değil mi? Bir Ripley şeyi yapmak için ama bence şuradan başlayayım. Hiç şey istemiyorsanız gidin İtalyan Sahil kasabası izlersiniz. Gözünüz gönlünüz açılır. neto Zaten alttan alta verdiği o gerilim gizem muazzam. Ama ben şeyi tavsiye edeceğim. Ripley karakterini ilk sinemada işleyen film Purple Noon Yani Plan Soleil diye bir Fransız filmi. René Clément'ın. Başrolde senin geçen haftalarda öldürdüğün Alain Delon var. Hatta yaşayan henüz daha müteveffa almadı Alain Delon Ripley e... Bol bol sağlık. Hocam Alain Delon Ripley bir oynuyor. Yani Matt Damon böyle bahsetmezsin. Alendelon lan zaten. Ama acayip ya bak. Ya tamam öyle de ya yakışıklılığın ötesinde inanılmaz oynuyor abi. Muhteşem 1960 yapım film bu Tek arada. Tekrardan özür diliyorum, 60 yapım mı? 60 yapım. 64 <laughs> sene oynamışsın hala yaşıyor <laughs> bu adam. Yani Allah'ım ya Nasıl bir kariyer Özür dilerim sayın Delon. İngilizce e, halini gördüm yani yazısını Purple Noon diye çevirmişler. Plan Soleil. Yani işte Ripley'nin Son Ripley denemesi olarak da salt birünü söyleyebilir miyiz? E tabii. Yani net. Evet. Şey var orada. Denemesi var. Net var. Yani. Net var hocam. Soruya evet. nasıl geçtik? Ee, geçen haftaki sorumuz neydi? Neydi? Andrew Scott mı? Bravo. Kimdi? Ceren Allen White. Buraya geçelim. Sonra da, ne Kuda ne şey? Ben kendi gidiyoruz. cevabımı vereyim. Jeremy <laughs> Allen White. Net. Okuyorum. Lascoch. <laughs> 26-48. %100 Andrew <laughs> Scott. Tiyatro kökenli olması benim nazarımda zaten artı bir puanla başım sebep. Şu anda <laughs> Vanya'da iyi oynuyor. National Theater'ın live'ında gösteriliyor. Oo. Sitesinden takip ede edebilir. Meraklısın, yok okuyamadım. İyi. Her rolün hakkını dibine kadar veriyor. Moriarty'den Tutun, Hat Priest'ına kadar müthiş bir spektrum. Mr. Ripley'de heyecanla bekliyorum. Son olarak Olaf'a Stranger sayesinde ız düşmanı Paul Meskel ile röportajları <laughs> müthiş, işten ve eğlenceli. Nazanım, <laughs> müthişsiniz ya. Ya inanılmaz. Paul gördün mü? Gene donlamonla dolanıyordu. Birisi şey yazmış. Gördüm. O tweetim nerede? Nerede benim o tweetim? Gördüm gördüm. Size tweet yolladım ben. Bir saniye. Neydi Paul ilgili. Hah. Geçen hafta ne demiştik Paul Mescal'e? Sürekli çevresinde kadınlarla arkadaş olmaya çalışıyordu. Neydi? Evet. Biri tweet atmış. Güzel kadınlar yani. Türk bir çocuk. Krop giyen kızlar, çorap setek giyen kızlar, sistem olarak ne yaşıyorsunuz? Ayakta alkışlıyorum sizi. Soğuktan bilmem falan filan üstüne de bir şey yazmış, Paul Mescal time'ı darlamak için bile Türkçe hesap açmış diye. <laughs> çok iyi. Benziyor Yani <laughs> bir <de. gülüyor> Yok bir de Meriç karakteri de benziyor ya o yüzden bence söylüyorlar. Neyse Talat Pamuk, Trevanya'nın Katya'nın yazı isimli eserinde müthiş bir kitaptır. Bir Öyle. yanda az karakterle şirin bir kasabada anlatılan naif bir hikaye, Hayır. bir yanda bu olayın yakışına bir terslik var ama adil hissiyatı. istiyatı. Şok edici sonuyla finalde... Biz... Ne sorduk biz ya? Biri... Şok. Sizi şok eden kitap. Bir de Elbette. Bravo. Önce, bir, kaliteli sözler. soru, bir <laughs> magazinsel soru. <Mak> <laughs> <abi>. Finalde gelen <laughs> nokta 20'li yaşlarının başında beni şok etmişti. Katılıyorum. <laughs> Müthiş bir kitaptır. <laughs> Zaten onu okuyorsanız Şibumi'de okursunuz. M. Emince, Ahmet Ümit Beyoğlu Rapsolisi inanılmazdı. Gerçi Ahmet Ümit'in bütün <laughs> kitapları ama Beyoğlu Rapsolisi bir başkaydı. Halil Tepe, Bilal Sami Gökdemir'in Şu Saatte Orada Mıydın kitabı okuduğum en iyi dedektiflik kitaplarından biriydi. Hmm, çok önemli. Sonu ağzımı açık bırakmış. Okuyayım ben bunu ya. Ben severim. Ben Bakalım. de merak ettim evet. Bunu kitabın adı şey gibi. Git bak bakayım ben orada mıyım gibi. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> çok güzel. Erhan Arslan. Ee, kıyaslamalardan ziyade beni şoka uğratan bir kitabı söyleyebilirim. O da inanılmaz bir aşk romanı olup sonuyla sizi son derece sarsan ve oturduğunuz koltuğa evet. saplayıp bırakan Trevanya'nın katlarının yazı. Aa çok iyi. Ligros'ta mı satıyorlar lan bu? Oğlum biraz önce okudum ya Katya'nın yazını. Sen beni dinleyin mi? Sen Şibu dedin? Ben yanlış mı duydum? Aynı ha. yerde Katya'nın yazı övüldü zaten. Ha, tamam. tamam. Kafam yandı özür dilerim. Dinledim ya kafam yandı. Niye kitap sürekli iki kişiden birden geldi acaba? Ama Trevenyan kitapları biraz öyle ya hani sonu böyle bu yapıyor adamı. Evet Neyi ama Katya'nın yazını ben o kadar bir anda iki kişiden gülmeyi beklemiyorum. Ha. Katya'nın yazının hatta u, u, yani bir şeyin uyarlandığı bir film vardı. Unuttum şimdi onu. Konuşuruz gelecek hafta bakayım. Şu Bak bakalım. Hakan geldim. Karabak. Ya da Şu telefonundan 3... bakayım. Çok daha pratik olabilir tabii. Mantıklı. Eski çağlarda Beni sonu en çok şaşırtan kitap her zaman için Kibritçik Kız Olmuştur. <laughs> yani herhalde 8-9 yaşında <laughs> öylesine çocuk masamda kızın ölmesi beni çok evet, etmişti. Çünkü... O şaşkınlığı hatırlarım. Daha üzüldüm. Yan olmadı herhangi bir şeyde diyor. Eserde. Normalde Cerem abi derdim de Endülüs Scott'ın filmografiye bakarsak çok rahat tokatlar diyor. ya dolan. Övünç Özkan, ya bir önceki dolandı. soruya inisiyatif ve risk alıp, tek başına cevap verdikten sonra bu haftanın sorusu için eşimden destek aldım. Korkmayın arkanızda ben varım. Moriarty seçildi. Ben de kendisine hak verdim. Crown Jewels'ı taşımışlığı verdim. <laughs> kendisine dediği gibi hani you should see me in a crown diyor. Mert alakır. Sonuyla beni en çok çok eden kitap Gazap Üzümleri. Henüz okumayanlar ha. nedenini sormasın. Okuyanlar zaten anlamıştır. Evet. Hocam. Bağış Kovan. Ceren Yalın White'ı yıllar önce Sultanahmet tramvay durağında görmüştüm. Ağzına kadar dolu tramvayı binmesiyle takdirimi kazanmıştı. Ben bile buna bilinmez deyip sonrakini beklemiştim. Evet sonraki de dolu gelmişti. O yüzden Ceren Yalın White diyorum. <laughs> Bence e, absürdite konusunda özel bir mesaj çok iyi. Dolu dolu bir... Valla şahane. Evet. Shameless e, bir bölümüne yakışır yani. Oku bakalım sen Oku bakayım. Ayı. Yalnız kızlar. Okuyorum hocam. Ee, <laughs> bir an aklıma geldi. Batuhan Doğruk. Çok kadim bir izleyicimiz. Teşekkür ederim. Güzel ederiz. bir evet. edeceğim, sağ olsun. Muhtemelen yakın zamanda okumamın etkisiyle Mario Benedetti Mola diyebilirim demiş. Ben de okumadım kitabı. Zaten çarpıcı giden bir kitabı daha da sarsıcı hale getiren bir sona sahipti. At Çalmaya gidiyoruz. sonu da yine vurucuydu. Haa sonu kitabıydı. At Çalmaya mı gidiyorlarmış? At Çalmaya Gidiyoruz diye bir kitap. Çok iyi kitap. Hemen, çok hemen iyi bakayım. Kitap. Cerem, çok iyi kitap. Sana ben hediye edeyim. Evet. Tamam. Okudun mu? Ee, hayır okumadım ama kitabın... Kendine de al o zaman. Per Peterson'un kitabı olduğunu Kendine hatırlıyorum. Kendine de al. Jeremy Allen White diyorum, diğer soruya da daha samimi bir insan gibi geliyor demiş. Ne dersin? <laughs> Ozan Çiçek. Şeker Portakalı kitabının sonunda çok kötü olmuştum. İlk ne kez bir şey kitabın var. sonunda ağlamıştım. Ya aslında çocukların okuduğu bir kitap ama etkisi, biraz da etkisi bir süre devam etmişti. Okulda sulu gözlüğe lakap takılmıştı. Can Yayınları'nın star kitabıdır. Evet. Burada ezdirmeyi çeker portakalını. Evet. Herkes baskı, okuyacak. Özel baskıları falan var. Herkes okuyacak. Mesut Boz. Sonuyla beni şok eden kitap Gonçarov'un Oblomov'dur. O bir klaseye gitmiş. Rus klasiğine. Kitap uzun ve başlarda okuması zor olsa da kesinlikle sonrasında muhteşem ilerliyor. Sonunda ise kitabı bitirip birkaç saat duvarlara bakmıştım. Yusuf Polat hızlanıyorum biraz. Andrew Scott diyorum. Flyback izlemesem de net iyi oyuncudur ama Sherlock'taki oyunculuğu pes edirtiyor gerçekten. Bu arada Onur Erdem'in boğazında balgam var gibi. O bende var hocam. Onu bir at kurtar kendini abi. Ben demin geçen... Ne kadar kötü suçlamalar bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kötü. Kendimle utandım ben ya. Bendeki öksürüğü bile sana şey yapmışlar. <laughs> ne kadar kötü suçlamalar bunlar ya. Ben geçen program kötüydüm yani boğazım. Niye üzüyorsunuz beni şu anda? C Üzülme Kal işte Kalbim diyorum. kırıldı ya. Yanlış isim yazmış. Ezbere yazmış biraz. Bilmiyorum ya, Eleştiriye... sana da söylememesi lazım böyle şeyleri ya. Ha sen şey diyorsun biraz daha... Kırıl kırıl, ben yani niye hassas insanları bir, olabileceğini karşınıza Biz hassasız, biraz duygusalız. Bakmayın böyle ay gibi olduğumuza yani ha. biz. Hassas ayılarız. Yani ne desem buna bilemedim. Yani işte. Evet, hassas ayılarız. Ki Onur'un en sevdiği hayvanlar... Panda. Sayıyorum panda, at, e, bir şey daha vardı. Evdeki kedisi, köpeği. Nasıl? Onlar onlar baş tacım. Onlar baş tacım. Son. Bu, selamlar Robin, Bu... selamlar. Selamlar. <laughs> e, bizi izliyorlardı sevgiler kalp ya yapar. o sırada orada oluyorlar <laughs> açıkçası. Ye yeah, Ruska. Olaf of A Strangers izledim daha yeni. Ha bu arada Olaf of Strangers da şeye geldi hocam. Disney'e geldi. Geldi. Yani onu da tekrar hani izlemeyenler varsa tavsiye ben, edelim. Elif izledim ben izledim. Geçen bölümlerde tavsiye etmiştik bu filmi. Sen daha izlemedin mi? Yok Elif izledim. de izledi, haftaya bir edemem. daha konuşalım. Ee, Sen de bir sürü görev Ben verdik. o hakkımı şeyden Purtings'den kullandım. Purtings'de Elif izlemedi. Ha o da şeye geldi. Ee, gelmedi yere, daha. Gelecek, gelecek, pardon o da Disney'e gelecek. Gelecek. mı gelecek? Disney'e gelecek. Disney'de. Yok ne bileyim, bir yerlere gelecek. Disney'e gelecek. Disney'e gelecek, evet. Andrew Scott inanılmaz bir performans gösterdiğini düşündüğüm için... ...çok net Andrew Scott diyorum. Joe'da, e, The Joe. Bear'da... Joe. Ha, ha, pardon. Joe, pardon. Ben yalnız okudum, Jaws gibi okudum ha. bunu. Bir an nereden Jaws'a geçtik dedim. Meğerse Jeremy Allen White'ı kısaltmasını yapmış Joe. Joe'da, e, burada hocam bir apostrof hatası var. The Bear'da kaliteli bir performansı var ama tercihim tüm kariyerlerini düşünsek de Scott olurdu. Kitap sorusuna cevabım ise Holy Bible. <laughs> Aa, inanılmaz mesaj var burada. Bu arada Caner abi yazın maçkolik çıkışında sana taksi bulmaya çalıştığımız 3 dakikalık seans, sekans muazzamdı. Hatırlamıyordur. Hatırlıyorum bir çocuk bana yardımcı oldu taksi bulmaya çalışıyor Hocajım detaylar. Ama ismi yaz Y Ruska. Hatırlamıyordur. Sevgiler saygılar kardeşim. Siz ona iyilik yaparsınız, elinden tutmuşsunuzdur, <laughs> yardımcı olmuşsunuzdur. Hiç. Dinleyen de unutmuştur bak. Maçkolik'te Tour de France programına davet etmişlerdi. Yani, bir tek ee, onu hatırlıyor. Kendi evet. işine gelen, evet. işine gelen kısmı, anlattığı kısmı hatırlıyor. Evet. Stüdyon evet. dışında siz yoksunuz. Niye beni böyle diye. şey yapıyorsunuz insanlara yani? Çok ayıp. İnsanlar bize giriyor, ben de sana girerim. <laughs> ne olacak ki Allah Allah? <laughs> Madem burada açık konuşuyoruz. Çok ayıp ya, çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Peki. Evet, evet. Ne dinledim ne bitirelim. Dur. Aa kitap. Dur. Bir dakika durdum. Önce iki önemli şeyimiz var. 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 Bir duyurumuz var. Yap bakalım. Ne okuduk bölümümüzde. Çok önemli bir e, Sosyal sorumluluk. Çalışma, sosyal sorumluluk projesi. Anadolu Efes Spor Kulübü e, ile Anadolu Vakfı'nın 2014 yılından beri e, düzenlediği ve bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağladığı bir e, proje bu. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorlar. Çok güzel gerçekten. Bir kitapta sen getir. Geçmiş senelerde dergide de bunu duyurusunu yapmıştık. Çünkü çok önemli kitap evet. e, farkındalığı yaratmak ya da kitap okuma alışkanlığı. 2 Nisan, 2024 Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda hocam. 18'de başlayacak Alia Petkim Spor. Anadolu Efes'in ağırladığı e, maçta. Hayata geçirecek bu. Kitap bağışı yapan basketbol severler Aliya Petkim Spor. maçını ücretsiz izleyebilecek. İlk okul ve ortaokul kitapları. <laughs> evet. E, Eğitici ö... kitaplar. Kampanya destek vermek isteyen gönüllüler, Ali A. Petkim spor maçı öncesi Sinan nereden Spor Salonu'nda oluşturacak kitap bağış noktalarına karalanmamış, temiz kitaplar getirmeleri gerekiyor. Boyanmamış, iyi durumda. Çözülmüş test kitabı getirirseniz kimse faydasız yani, yok çünkü. İlk ve ortaokul seviyesinde kitapları bırakabilir dediğin gibi. Evet. Yani yenileyim ki şey olmasın. Kitapları bırakanlar maça bedava gidiyorlar. Yani gidip bir anda şey getirmeyin. Hani Rus edebiyatı getirirseniz olabilir onu da okuyabilir çocuklar bu arada ama zorlanabilirler. Okurlar da gerek yok şu an. Evet gerek hani yok. 10 yani yaşında çocuklar şey o Bir devi Crockett. Basar yani. Debbie Crockett, Mary Crockett. Saint Exupéry. Küçük Prens. Küçük Prens. Aynen. İşte Küçük Prens de, işte... Prens de bu arada hiç çocuk kitabı gibi değil aslında. Şeker Portakalı. Şeker Portakalı. Can önemli ee, kitabıdır. Birçok öyle. Can önemli <gülüyor> kitabıdır. <gülüyor> Sen ne oldu? Öyle bir, bugün <laughs> öyle bir şey yapayım Bugün de Can Yayınlar'ın ilk Aa Bu arada Allah uçuyordu. Aman. Cahinleri Cain, e, Murat Uyukul'un kitaplarını böyle yeniden şöyle bir bastı. Basar onu basar Cahinleri. <laughs> Cahinleri bence de Cahinleri. Herkese kulu cool olacak. Cahinleri Cahinleri. Eskiden radyo jingle'ları böyleydi ya. Kalp. Cainleri. Nasıl Nasıl logoya gönderme yaptın? Yalmaz. <laughs> <Yol bas. gülüyor> Ama şöyle kalp. Ee, çok iyi. Bir kitap daha veriyoruz. Evet. Arkadaşlar bu gerçekten çok övdüğümüz bir kitap. Yani hakkında Ay. veren bir kitap. Coşkun Çelik. <laughs> Türkiye'nin spor basınındaki, spor alanındaki hatta sadece spor değil popüler kültür de sayabiliriz buna. En iyi arşivcilerinden bir tanesi. Kendisi bir arşiv. Kendisi bir arşiv. Bu arada şunu da söyleyeyim onu unutmadan. Ee, bizim de mesleğe girdiğimizde beraber çalıştığımız belirtiyor 442'da. Aynen. Orada tanışmıştık. İkimiz de orada beraber beraber çalıştık. Sonra NTV Spor'da da başka yerlerde de e, sürekli bir iletişimimiz oldu. Zaten arkadaşımız dostumuz da evet. oldu bir yandan. Ve asıl önemlisi dergi yapım süreçlerimizde bizim fotoğraf. Çünkü Türkiye'de görsel arşiv meselesi genel no. olarak sporda ile çok sıkıntılı. Genel olarak da problemli. E, maalesef arşivcilik bence Türkiye'nin en kanayan yaralarından biri ki bu kadar geniş bir tarihe sahip her alanda bir e, toprak parçasında yaşıyoruz ve bunun arşivcinin daha iyi olması lazım. Biz de mesela kendisinin o her de bulunmayan arşivinden çok yararlanmışız. Dergi zamanında evet kullandık. Aynen. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ayrıca buradan müthiş destekleri için bütün Sokrates e, sürecinde de. Ben Burada Türkiye'nin Türk futbolunun 100 yıllık evet. tarihine <laughs> e, 640 sayfalık bu eserle ışık çıkıyor. Mesela içinde neler var? Yıllardır uğraşıyor bunun içinde. Evet. Mesela evet. kimsenin görmediği mesela fotoğraflar, küpürler, bütün o işte atıyorum. Farklı konular üzerine yazılar farklı var. Farklı konular üzerine. Kar evet. Bazı portreler var. Evet. İşte futbolun MFÖ'leri. Evet, üçlüler çok güzel ya da grupları. Üçlüler var. <laughs> Ondan sonra işteremeyeyim böyle devam edelim. Farklı eden. kalemler bu arada. Ee, evet. Çok fazla insanın katkısı var onu söyleyelim. Atıyor. Mesela şöyle. Yani çok güzel bir başucu evet. kitabı. Kitabı evet. istediğin zaman alıp 3-5 sayfa okuyup kenara koyup devam edebilirsiniz. Yani okuma odanız varsa, evet. salonunuz varsa bir köşede tutabileceğiniz çok güzel bir eser. Shopyear da üzerinden satışı diyecekti. var. ...yüzümüz futbol.com olması lazım. Oraya girip shopyear'dan alabilirsiniz ya da George McCheile'in Instagram ya da Twitter hesaplarını evet. takip edip evet. orada zaten linkleri var. Evet. E, Yüzümüz Futbol yazarsanız da kitabın adını zaten bir yönlendirme alacaksınız. E, kitabın fiyatı 650 lira e, ve yani fi, baskı maliyetini biliyoruz kitabın ne kadar olduğunu. çok emek, Üzerine emek verdi Üzerine kargoyu ya. vesaire biliyoruz yani e, şey herhangi ne? bir kazanma bir şey kazanma üzerinden değil çocuğuna da bir şekilde bir Aynen. miras bırakma Aynen. Aynen. adına Aynen. yaptığı bir Aynen. evet iş. Altına şöyle yazdım. Çok fazla emek fedakarlık var. Evet. Diye de ben not düşüyorum yani. Bu arada editör ve dostumuz Mustafa Tağ. O da çok iyi iş çıkarmış. Aynen. Yayın kurulu var. Çok fazla katkıda bulunan yazarlar var. Ee, bir yandan tasarımı da bizim derginin de geçmişte görsel yönetmenliğini yapmış olan. Ve Alpto hala Usta. da bize tasarım yapan. Çıkacak yeni sayımızda da tasarım yapacak olan. Özel bir isimdir. Alp Tuğstu ve dostu Semih Berk'i ağır. Onlar da kupür ajansı olarak evet. tasarımını yapıyorlar. Buradan kupür ajanstan Alp seslenmek istiyorum. <gülüyor> Niye? Eee... <laughs> Seçimlere hazırlanıyor. Yani öküz öldü ortaklık <laughs> bitti mi Alp Tuğcum? Biliyorsun çok yoğun ne ararsın, seçim, ne seçim hazırlığı var. Kendisi aktif. Tamam baskı bu bir şeyler var. anlıyorum da bana ne oğlum seçim bana ne yani seçimden. Sen lafını çak haklısın ama araması yani insan bir arar sorar ha, ne, hiç bir şey kalmamış gençlerde sıfır. Ben bir de bir özür dileyim. Ee, açık şeyde de yayında da. Ee, Coşkun Çelik sağ olsun Canerciğim bu, burada senin de imzanı olman lazım dedi. Ee, bana bir yazı teklif etti. Ee, futbolun Sen ne yaptın anlat? Yani dergicilik tarihi üzerinden futbolu görmemi istedi sporun. Sen ne yaptın anlat? Ben de ikinci çocuk dünyaya gelmişti. Ee, çok yoğundum. Maalesef e, yazamadım ve e, kendisi kendisine çok mahcup Buradan da özürlerimi diliyorum mahcubiyetimi. Bu kitapta çok bir yazım olmadığı için de çok mutsuzum. Çok pişmanım. Ama ikinci çocuğun ne zaman oldu? Ee, geçen senenin başında ama işte o dönemde hala yazıyordu. 15 ayla. Hala yazı bekliyordu evet. Yazsaydın yani. yazın <laughs> yazsaydın. Koymayacak bunu yazın yazsaydın. Kitap daha yeni <laughs> çıkıyor. Evet işte bende de procrastination hastalığı oluyor. Yalan söylüyor. Yani. Çocuğu bahane etti. Çok alçak ve düşük bir hareket bu. <laughs> Çok zavallı bir hareket. Ben utandım. Oğlum, Coşkun Bey. Siz... Açık açık özür diledim. Daha ne yapayım? Coşkun abi ben Caner adına senden özür diliyorum. Coşkun Bu kadar düşmemesi gerekiyor. Coşkun senin tuzaklarına düşmez. Düşer. Kral adamdır. <laughs> <laughs> Düşer. Hoca ben de bir kitap daha tavsiye edeyim. Evet çıkalım. E, hemen söyleyeyim. E, bu geçen, geçen, hafta kaybettik. Kendisi primatolojist ama yani dünyada bu konuda... de röportajı yayınlanmıştı. Bravo. Frans Deval. Hayvanların ne kadar zeki olduğunu anlayacak kadar Zeki kitabını getirdim. Ben okumuştum. bunu çok güzel kitap. Antropolojist miydi abimiz? E, primatolojist. Primatolojist. Yani primatlarla aynen. çalışma yapan ki aslında bu e, Maymunlar Cehennemi filminde o maymunların eğitimiyle uğraşan e, bir rol vardı ya. Aslında Fransa'da var. Onu gerçekten yani hayvanlarla çalışıyor. Dergideki röportajını da tavsiye ederiz. Dergideki röportajını tavsiye ederiz. Aynen. Onu da buradan bu kitabıyla büyük bir bilim insanı vefat hata... mi etti. Evet hatırası olsun. Allah rahmet eylesin. Bu sefer tutturdun vefat etti evet. Öldü dedin ya onlar işte biliyor ki. Yani tahminime kalsa yaşıyordu zaten. Peki. E, programımız e, kütü... Ben bir şarkı veriyorum geçiyorum. Kütüphaneye, kütüphaneye dönmeden önce. Duali Pat training session done. Uf. Back to oğlum arka arkaya dinliyorum. Arka arkaya dinliyorum. Akustiği çıktı onu dinliyorum. Bir şey sesini çıktı onu dinliyorum. <laughs> Tokatlar gibi. <laughs> Nasıl bir şey bu ya? <laughs> müthiş, hani müthiş bir hareket ama yani çok iyi. Yani arka arkaya dinliyorum anlamında. O shuffle'ın şeyi var ya. Özür <laughs> dilerim. İşareti. Bu arada Colm Turner'la beraber Dua Lipa'da. Onu Beni ilgilendirmiyor bunlar. 2024 ve 2025 hedefim. Ne? Callum en Turner... geç 2025 yaz sonuna kadar. Evet. Yani çiz 15 ay içerisinde benim bir Dua Lipa konserine gitmem lazım. Aa Beraber gidelim ya çok üzüldüm. Beraber gitmem seninle. Niye ya çok üzüldüm bana. Dua Lipa konserine gideceğim. Peki tamam. 15 ay içinde bir Dua, dua Lipa gideceğim. Peki ne dinlediğine devam edelim. De, bir tane daha söyleyeyim hadi sen Söyle. sordun diye söyleyeyim. Ben de son iki şarkı bak, vereyim bak, kapatalım. Valla dua Lipa açık. Acıktık zaten yemek yememiz lazım. Evet ama söylüyorum. Ha Vaxa Hatch'in'in yeni albümü çıktı. Çok severim. Güzel. Ee, onu önereyim. Ondan sonracığıma yeter onu önereyim. Başka da bir şey ha, Bir de This D, D, iki ele. This Sacred Souls'un Will I See You Again diyorum. Başka hmm. bir şey de mi? Ha. Demin sen Jeremy Strong'un da oynadığı filmden bahsettin ya. Succession ba bağlantısı yaptık The Judge'dan. Evet. Ee, ben de e, bu hafta izlediğim en iyi spor videolarından biriydi ki e, Merve galiba bizim gruba atmış Ilya Malin'in son dönemin önemli yetenekli buz patencilerinden biri. Muazzam böyle altı tane e, dörtlü jump yaptığı müthiş bir seride Succession'ın müziğini kullanıyor. O kadar uyumlu ki. O yükselişler, inişler. Onu da tavsiye ederim. Zaten Twitter'da İlyam Malini yazarsanız çıkarsanız... Çok seviyorum. Muhteşem ya. Müthiş bir spor. Çok seviyorum. Muhteşem. Çocuk bu arada acayip. inanılmaz yetenekli. Acayip ya. Yani. Onu da Temizle. tavsiye <laughs> edeyim. Nasıl ne var? izledin? Tak diye ne izledin derken onu da söyleyeyim. İki şarkıda ben, ben atayım. At. Ee, başka filmlerde de kullanılmıştı. Ee, Ornella Vanoni'nin La Puntamento şarkısı. Çok güzel bir İtalyan klasik şarkıdır. La Puntamento. La Puntamento. Küfür gibi. Oceans, Oceans Tuvert'e kullanılmıştı. Küfür galiba. gibi geldi ee, bir şarkı daha söyleyeyim hacı. Hıh, <laughs> dolu dolu. Marber, Marber Roselin e, Always On My Mind şarkısı, çok iyi. E, bu son dönemin iyi elektronik gruplarından biri. Bir de... Bu İki arada, şarkı demiştin. Ee, Şeyi gireceğim, sana da geçenlerde The Worm dinledim demiştin değil mi? Evet. The Worm. Ben de oradan bir Richard Ashcroft'a atladım. Hocanın bazı eski şarkılarına falan bir kayboldum. Çok, çok iyi güzel yani. bir ses be. They Don't Own Me diye bir şarkısı var. Çok 2011. güzel bir ses. Yani onu şey Vallahi güzel acayip. bir ses. Song For Lovers'dan başlayarak. Hafif kapalı havalarda iyi of. gider. Bu arada bir yağmurlar falan da yağdı. Aynen. Ama misindir Caner. <laughs> Gerektiğinde evet bebeğim. <laughs> Kapatalım. Ha soruyu sormadın. Soru sormuyoruz. Arkadaşlar çok bir şey Merve şey bitmiş böyle. Soru. Evet. Hadi. <laughs> çok net söylüyorum. Bu Bunu şimdi anlatacağımız şey programın sonunda söylüyoruz. Ama siz bunu Bravo. başa da koyun. Bravo. Çünkü buraya kadar izlemeyenler de olabilir. Lütfen. Mantıken. Diyoruz ki bu hafta size soru sormayacağız. Ben balayına gideceğim. Balayına gideceğim için burada olmayacağım bir hafta var. O haftayı da soru cevapla geçelim. Bir belki. hafta mı iki hafta Burada olmayacağım bir hafta var Caner. O haftayı da soru cevapla geçelim dedik. Bize istediğiniz her şeyi sorun. <laughs> Müthiş bir açık çek. En sevdiğin hayvan, ilk gittiğin film, ne bileyim işte hiç hırsızlık yaptın mı? Çok tehlikeli bir açık çek verdin. Her şeyi her sor. şeyi sorabilirsiniz. Evet. Ben kendi adıma her şeyi dürüstçe cevaplayacağımı söylüyorum. Bu söyleyemez. <gülüyor> <gülüyor> açık çek. Bu söyleyemez. Bütün e, şeylere de girebilirsiniz. Özel yaşam, travmalar. Girin. Ee, Hesabını işte. veremeyeceğim hiçbir eylemim yok bu hayatta. <laughs> olabilir. <laughs> Var gibi sanki ama böyle söylemek daha iyi geldi şu an. Bu geçiş bir şey oldu. Evet. Timuçin'in şeye geçişi gibi. Peygamberliğe. Kapat kapat gibi. kapat, kapat, <laughs> kapat, kapat. saçmalıyorum şu anda. Kapat. O zaman kapatalım kapatalım. Ağzına sağlık. Hoşçakalın. kalın. Ee, çok iyidir. Çok severim programında. Yine bir şeyler tavsiye ettik, etmedik. Kapatıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sorularınızı, yorumlarınızı, yazın, sorularımıza yazın. cevaplarımızı Yorum Pardon ya. yazın, parolayı yazın. Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız çok iyiydi, çok severim de. Sonunda bu bölümü de bitirebiliyoruz. Tabii Konuşma tabii, size. hoşça kal. Bay bay. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.